Sevgili kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Belediye Başkanlığı aslında insana her noktada dokunan bir kamu hizmeti. Devletin bütün kurumlarının yapacağı işlerin de belediye olmadan, belediye imkanları olmadan, belediyenin çalışmaları olmadan yapılması mümkün değil. Biz dün Akçakoca'daydık. Bir hastanenin temelini attık. Akçakoca Devlet Hastanesi. Mesela o hastanenin yapılması bir yıl gecikti. Belediyenin bir yeri vardı. Belediyenin yer göstermesi gerekiyordu hastane yapmak için. Anlaşmazlık oldu. Orası mı olsun, burası mı olsun? Belediye yer göstermediği için hastanenin yapılması bir yıl gecikti. Yani böyle bir şey. Okul yapmak için belediye imar planlarında okula tahsisli bir yer göstermezse yine yapmanız mümkün değildir. Cami yapacaksınız, o da mümkün değil. Mutlaka belediyenin planlarında bunların yerleri olması gerekir. Bunları niye anlatıyorum? Bunları şundan anlatıyorum. Bu seçimlerde üç şeye bakalım. Siyasi düşünmeyelim. Bir adamın temizliğine bakalım. Temiz mi, kirli mi? Sicile bakalım. İki, bu adam bütçeye ne fayda sağlar, ne kaynak getirir? Üçüncüsü, bu adam çalar mı, çırpar mı? Ona bakalım. Düzce'nin kangren olmuş bütün sorunlarını çözdük. Yani arkadaşlar, bakın şu anda Düzce'nin çözülemeyen hiçbir sorunu yoktur. Çözdük derken, problemi çözdük ama uygulama aşamasında. Düzce'nin göbeğinde, merkezinde bir çukur var. 24 yıl önce bu bina yıkılmış, yerine yenisi yapılamamış çünkü İtilaflı bir durum var. Bunu çözdük. Bakın inşaat başlığı devam ediyor. Çöp sorunu çözdük. İçme suyunda sıkıntı yaşıyoruz. Onu da çözdük. Yeni bir arıtma yapıyoruz. İsraflarımızı değiştiriyoruz. Şebekeyi değiştiriyoruz. Projesini yaptık. Parasını bulduk. İnşaat devam ediyor. Şimdi bakın burada 100 proje var. Önümüzdeki 5 yıl 100 proje yapacağız. Bunları tek tek yazdım. Bizim dışımızda hiçbir siyasi partinin hazırladığı böyle bir kitap yoktur. Bir, hazırlayamazlar. Çünkü onlarda böyle bir vizyon yoktur. Yaklaşık 2015 yılından beri Faruk Bey'le birlikte çalışıyoruz. Tabii bir yerel seçimi bilmiyorum, diğer seçimlerden çok farklı. Burada şehrimizin gelecek 5 yılını teslim edeceğimiz kişiyi seçeceğiz bu seçimde. Faruk Bey, ben her şeyle kefil olduğum, gördüğüm, sizlerin de bildiği. Mesela bizim ölçeğimizde, büyük şehir olmayan bizim ölçeğimizde illerde sadece şu an bir tek Düzce'nin 50 yıllık çevre planı hazır. Bizim geleceğimiz sonuçta ve bu bir vizyon işi. Faruk Başkan bunu da gerçekleştirdik. Faruk Özlü ile ilgili benim de en büyük emelim, hedefim hep öyle oldu. Ama bir su damlası kadar kendine çalıştığıyla ilgili bir leke bulamazsınız. Bu 5 yılda gerçekten 20 yıllık iş yapıldı. Gelen kaynağın çok üstünde yatırım yapıldı. Farklı siyasi partilere gönül vermiş olabilirsiniz. İdeolojik olarak farklı bakış açılarımız olabilir. Ama şunu bilin, belediyecilik bizim işimiz ve belediyecilik Faruk Özlü'nün işi. Lütfen 31 Mart'ta sandığa giderken kim iyi proje yapar, kim fonu bulur, kim bunu doğru kullanır, lekesiz, şeffaf kullanır, en efektif kullanır ve bu Düzce'de kim iz bırakır sorusuna cevap vererek ne olur vicdanınızla oy verin. Hiç bitmeyen, kangren olan imar planımız bu iş kökten bitti. Bizim planlarımız hala da 30 senelik mahallelerde, 20 senelik mahallelerde lokal planlar yapılıyor. Biz cerrah gibi vurdu damarı kesti. Hastayı ölürüyor kalkar dedi. Bizim planımız kökten bitti. Daha artık plan yok. Bitti, planlanacak şey kalmamış. Bunun için kendine, sizin adınıza ve şahsım adına çok şükranlarımı arz ediyorum. Burada imar konusuyla ilgili sıkıntılar vardı. Onları 6 ay içinde bitireceğimiz sözünü verdik. Ve bunlar bitti. Yani şu anda imarla ilgili Soğukpınar Mahallesi'nin bir problemi yok. İnşallah tapulardan çıkacak. Bu iş tarihe karışmış olacak. Allah'ın izniyle bu 5 sene içerisinde
bu projelerin hepsini Düzce'de görmüş olacağız. Düzce'miz sınıf zaten kabuğunu kırmaya başladı. İnşallah bu 5 sene içerisinde de Düzce'miz Türkiye'nin en gelişmiş 10 şehri arasına girecek. Sayın Belediye Başkanımızın vizyonu sayesinde, sizlerin de destekleri sayesinde.